Evet, yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir açılış, farklı bir konseptle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gün batımına karşı gördüğünüz gibi ay çiçekleri bize bakıyor. Biz güneşe bakıyoruz. Onlar güneşe sırt çevirmişler. Şurada da hemen otlayan büyük başları görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, ben bugün Eymen'le birlikte araziye çıkıyorum. Eymen de karşımızda gördüğünüz gibi bekliyor. Dedim ki birazcık şu güzel ay çiçeklerini takipçilerimize paylaşalım. Eymen'cim gidebiliriz. Şöyle Eymen sen de sağdan git önümden. Ay çiçeklerine karşı seni de şöyle bir çekeyim. Çok güzel görüntü oluşuyor çünkü. Aslında arkadaşlar şöyle bir 5 dakika önce açabilseydim kameramı. Tam böyle güneş hafiften vuruyordu. Çok daha güzeldi ay çiçekleri. Ama nasip değilmiş diyelim. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi ay çiçekleri çok güzel bir manzara oluşturmuş. Arkadan da bu arada traktör geliyor. Eymen ne haber? Atının adını alalım. Alp. Arkadaşlar daha önceki videolardan izleyenler bilir. Atının ismi Alp. 12 yaşında mı? 12 yaşında. Eymen sen kaç yaşındasın peki? 14. Evet, atından 2 yaş büyük Eymen. Eymen doğmuş, 2 yıl sonra atı doğmuş. Bu arada arkamızdan traktör geliyor. Eymen'e süratli. Süratli alalım, traktör geçelim. Süratli, aynen. Eymen adi süratli yapıyor. Hadi süratli de oturup kalkılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ya maşallah ay çiçekleri. Soldan soldan. Sola sinyal veriyoruz. Eymen at. Dört nana kalktı arkadaşlar. Gel yavaşlatalım. Durduralım artık. Adam da bir yere yetişecek gibi basıyor ya. Allah Allah. Sanki önünden atlılar koşturuyor. Arkadaşlar burada da ayçiçekleri var. Ayçiçeklerin sezonu geldi ama tam daha büyümediler. Yavaştan büyüyorlar. İleride çok daha büyük bir ayçiçek tarlası daha var. Ya bu arada benim koluma bir şey yedi. Tam kamerayı açarken ne yediğini çözemedim. Burada aslında sinek yakarca falan yok arkadaşlar. Soğuk bir iklim. Allah. Biz de akşamüstü seferisindeyiz. Çünkü yani bu saatler çok serinliyor. Buz gibi oluyor hava. Gündüz sıcak yakıyor arkadaşlar. Nemsiz bir güneş var. Sıcak bir hava var. Evet. Ovada uzun zamandır Alp'le çıkmıyordu. En son çıktığımız seferi hatırlıyor musun Eymen? Hatırlamıyorum. Zapt edememiştik ya siz ovada. Seferi videomuz vardı hatta. Hatırladın mı? Ovayı zapt edemedim ben. Sana verdim kamerayı beni çek diye. Arkadaşlar ben böyle kamerayı arada dışarıda dış çekime de veriyorum. Kendimi çektiriyorum. Ama işte atlar zapt olmuyor falan filan. Bir de herkes böyle yani kamerayı tutup da dört nana gidemiyor. Öyle olunca yanıyor bazen videolar. Hemen o yüzden azıcık sana da ufak bir gönderme gibi oldu. Arkadaşlar çünkü atı zapt etmesi gerçekten zor oluyor. Aşırı derecede hırslanıyor. Dizginimi çekeceğiz, kamerayı mı tutacağız oluyorsunuz. Şu anda bile bakın aygırla uzun zamandır çıkmayan ova hemen ne oluyor? Huyu birazcık değişiyor. Ama şu anda adeta ya başladı. Bazen sürat yapıyor. Şöyle koyunları çekeceğim. Çobanın köpeği bizi havlıyor. Bakalım saldırıya geçecek mi? Eymen ne diyorsun? Bu sanki çoban köpeği ama kangal değil. Korktular, korktular. Ula bela okuma dayı. Allah belanı vermesin mi dedi, versin mi dedi. Köpeğe. Çünkü korkuttu şeyler hayvanları. Efendim? Ne oldu? bence oraya gitmeyelim Eymen. Arkadaşlar, Eymen bana şu tarlayı gösteriyor. Bu arada köpek de bizi bırakıyor yavaştan.
Sakin ol, şampiyon. Bizi yeme. Ova. Gel gel Eymen gel. Isıramaz ya. Cesaret edemez. Arkadaşlar, yani köpeğin vazifesi bu. Atın vazifesi de koşarak uzaklaşmak. Yani tekme dağıtıyor. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Köpek de havlayacak. Bu arada Eymen bize bu araziyi gösteriyor. Bu arazide daha önce 4 tane videosu çekmiştik. Şöyle saman balyaları var arkadaşlar. Ama bu arazi 4 nal için uygun değil şu anda Eymen. Atlar tökezleme ihtimali yüksek. Ben sana güzel bir 4 nal yaptıracağım şurada şimdi. İnşallah. Bu arada arkadaşlar kısa bir safari videosu olacak. Çünkü hava kararıyor. Biz de çok böyle akşam ezanına kalmadan inşallah döneriz. Güneş varken de çıkılmayacak ya. Yakıyor adamı. Eymen gel. Gel buradan gidelim. Gel gel gel. Burası görüp görebileceğin en temiz yol. İlerilere göre. Aha. Full taştı. Biz geçen haftalardan beri çıkıyoruz, artık çıkmıyoruz. Dağ mı? Sadece burada taş var ya, ilerlerde çok yok. Yok, işte asıl ileride var. Yokuş çıkarken mi? Yokuş çıkarken de biraz taşlık var arkadaşlar, doğru. Doğru doğru. Ama ne yapalım? Buranın havası güzel. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi arazi ovaya da gideriz arkadaşlar. Ova da çok esiyor ya. Her zaman gidilmiyor. Sabah erken saatlerde çok güzel oluyor. Sabah erken saatte de kim gelecek, atabilecek değil mi? Herkesin işi gücü var. Aman düşme. Ova sen de dikkat et. Arkadaşlar, özellikle bakın çukurdan mukurdan geçiyorsanız atınız görsün. Ondan sonra şu dizginleri bırakmayın sakın. Sıkı tutun. Kafasına ağırlık binmesin. Şimdi şöyle boşluğa bastığında bunların boyunları aynı böyle deve gibi, zürafa gibi olmasa da yine öne doğru uzun çıkıntılı bakın. Ne oluyor? Ağırlık merkezleri ön taraf oluyor. Öyle olunca da kafası öne düştüğü zaman tökezleyip düşüyor. O yüzden siz dizginleri sıkıca şöyle kavrayın. Öne doğru düşecek gibi olduğunda bir çekerseniz kurtarırsınız Allah'ın izniyle. Ben öyle 2-3 kere düştüm 4 nalda. Bir daha arazide düştük 4 nalda. Allah muhafaza. Dikkat edin. Buraya ne yapmışlar ya? Burayı sürmüşler bunlar. Şu tarlaya bakın, taştan ibaret. Arkadaşlar bu tarlalarda tabi taş toplama makinesi var. Baştan sona bir girse o kadar taşı da nereye dökecek adam diye sorarsanız hemen şimdi size cevabını veriyorum. İşte buraya aşağısı gördüğünüz gibi uçurum bomboş. Buraya döksün yani, ne yapalım. Maşallah. Eymen 4 tane çıktı son düzlüğü arkadaşlar. Biz halen daha yürüyoruz. Tam şurada mı çıktın? Biz çıkamadık ya 4 tane. Şşşt. Devam devam devam. Durmayalım. Durmak yok, yola devam. İleriden ineceğiz zaten. Efe geldi Efe. Gördün mü? Arkadaşlar, bir toz bulutu var. Siz bilgisayarda bence daha iyi görürsünüz, telefonla bilgisayarda. Eğer siz bir 4 nal yapan kardeşimiz o da bize gelecekti, gelmedi. Ovayla çok coşuyormuş. Ben o zaman siz gidin Eymen'le dedim. Ona da gelmedi. Ben bir nesim yok dedi çok. Ama şurada bir 4 nala çıktı. Şöyle göstereyim. Allah. Efendim? Değil. Eğer yamuk değil. Evet arkadaşlar, Eymen'in babası tanıyorsunuz. Kenan abinin eğerini takmış atına Eymen. Öyle olunca eğerim biraz sorunlu diyor. Efe'ye bak nasıl dörtler yapıyor. İçinde kaldı. Senin mi içinde kaldı? Hı? Senin mi içinde kaldı? Yok
Yok. Akşam üstü olunca. Aha bak çoban kızıyor, yavaş diyor. Şeyleri, hayvanları ürkütme diyor, anladın mı? Arkadaşlar ekinleri toplamamışlar hala. Kurumuş aslında ama. Şu ileride sarı tarla, ayçiçek tarlası. Çobana biz engel olmayacaksak biz de orada biraz az bir şey yapabiliriz şu boş tarlalarda. Ne diyorsun Eymen? Ama atlar çok terleyecek, bu sefer de kurutmaya uğraşacağız ya. İşte arkadaşlar atçılık böyle zorlu meşakkatli bir şey ya. At terliyor, koşturamıyorsun. Terleyince kurutması zor oluyor. Zor oluyordan kasıt yani inip yürütüyorsun, bir yarım saat önce kuruyor. Su içmek, su içecek kıvama gelmesi uzun sürüyor. Şu anda daha hiç terletmemişken atabiliriz ağrı. O zaman da ne anladık biz bu işten. Bilgeys'in sinekleri bunlar ya. Sinek ısırdı da kolumu. Hemen şu aşağıdaki tarlaya gidelim mi? Nereden gidelim? Dümdüz gidelim de. Gel. Buralar ekili değil ama dikkat et sen yine de. Arkadaşlar demin ufak bir elektrik çarptı bize. Bana gelmedi de. Acaba elektrik yok muydu onda ya? Yok vardı. Dedim ben çat çat ses geliyor. Allah Allah. Ovayı çok etkilemedi sanki ama. Kız topraklama mı oldu? Arkadaşlar orada demin çektiğim hayvanları. Bu arada Efe geliyor dört nala. Buraya doğru. Gördün mü? Ula. Allah be. Güzel gidiyor maşallah. Arkadaşlar orada hayvanlar otlatılan yerde mavi elektrik teli var. Ben görmemişim. Orada giriş yapayım dedim videoya. Bir daldım. Eymen sağ olsun son dakika imdadıma yetişti. Bağırdı dedi orada elektrik var. Hemen geri çıktım ama tabii o sırada ovayı biraz hoplattı. Çok aşırı değil ama. Yani bana gelmedi tabii. Arada eğer var. Ovayı hoplattı gibi. Biraz elektrik var yani. Gıdıklamıyor ama biraz çarpıyor. Evet, burası ekiliymiş. Çok kötü oldu bu. Solda bir yol var gibi. Oradan gidelim. Domuzlar mı? Evet. Artık tabi tarih şeyi de geçti, onun vakitleri de geçti de. Ondan da yatıyor. Bakın ortaya yatmışlar. Oba hanım hiç koşasın yok gibi senin. Hadi gidelim. Bence Efe'nin yanına gidelim. Efe. Efe bayağı istekli 4 tane yapıyordu. Bizim de canımızı çektik de arkadaşlar. Ne oldu ya? Niye sekti öyle? Geçmedi hiç. Bir salsam sanki fırlayacak gibi. Değil mi? Hadi bakalım. Biraz böyle şey yapalım. Süratli yapalım. Tutabilir misin? 4 tane mi kalkar? Bence 4 tane kalkar. Eymen tutamazsın gibi geldi. Bak tutamadım. Evet çok güzel bir soğuk esinti var. Özlemişim ya. Orada çoban var ya. Çoban var.
Yavaş kızım. Hayvanları korkutacağız yine. Eymen gel. Selamünaleyküm. Eymen gel. Eymen. Dikkatli bir koşuya çıkalım diyecektim. Telefon çaldı. Dur bakalım. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eymen dayanamadı. Biraz dörtnal yaptı. Devam. Devam. Biz de geliyoruz. Dikkatli git ama. Yavaş kızım. Ayakların izleyin arkadaşlar. Bizi solladın ya. Eymen. Bu yol biraz sanki şey ya. Şöyle gidelim. Hadi böyle gidelim. Bu tarafa doğru. Sol yaparız. Direğin oradan döner geliriz. Haydi. Önden git. Ben seni çekeyim. Eymen şarampole yuvarlandı. Gel böyle gel, tarlaya gel. Sol tarafa sağlam çekersen sağa sağa gitmez. Sağ dizgin de daya sola. Sağ dizgin de sola dayaman lazım. Tamam işte böyle. Hah. Yap bakayım bir daha aynısını yapacak mı? Kısraktan da olabilir. Kısraktan da olabilir. Yavaş kızım. Vur tek şey baldırı. Topuk yap. Ha, gel. Gel Eymen. Vur baldırı. Sert yap. Hay maşallah. Eymen uçacak aktı. Biz de şöyle gidelim. Biraz şöyle. Kaynak dörtnaldayım arkadaşlar. At ağırlığımı veriyorum ki çok açılmasın. Sonra zapt etmek zor oluyor tek kolla. Eymen dikkat et. Daire yapalım. Arkadaşlar, videomuzun konusu, konuyu ancak geçebiliyoruz. Videomuzun konusu, arazide at kaçırırsa, testere tekniği de işe yaramıyorsa, böyle büyük arazilerde ne yapmalıyız? Eymen, nasıl durum? Yapalım mı bir daha? Bir tur daha yapalım hadi. Hemen takipçilere bir şey anlatacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradan dört tane kalkacağız. Virajda bir yuvarlak çizeceğiz, tamam mı? Hani sanki at kaçırmış gibi yapacağız. Durdurmaya çalışacağız. Yuvarlağı daralta daralta ortada duralım. Anladın mı? Başarabilir miyiz? Şu geri dön şimdi.
döndüğümüz viraj var ya. Oradan al yuvarlağı. Atı durduracağız yani. Geniş geniş yavaştan daraltacağız. Baba tuvaletini yapıyor. Hadi başla. Eymen. Gel bak buraya. Gel senin o sorununu çözelim. Şimdi sen tek elinle tuttuğun için dizginleri yola çıkıyor. İki elinle tutarsan çıkmaz. Ha, iki elinle tut, o zaman çıkamaz ama. Tek elinle tuttuğun için seni zapt şey yapıyor. Sana hükmediyor. Bir de iki elle kaldır bakalım bir. O zaman yapabilecek mi? Ver topu. Çek ama çek. Bir taraftan sağa çek. Ha. Devam. Sola çekerek. Sola çekerek. Bak şimdi yola fırlamıyor. Evet arkadaşlar. Bu arada bizim yuvarlak işi de iptal oldu. Bunu anlatacağız derken. Eymen. Bu yolun sonunda yuvarlak yap, tamam mı? Hadi başla. Bismillah. Bu yolun sonunda yap yuvarlağı. Köşeden. Ben yapacağım yine de sende de görseler iyi olur. Saldı. Ben salmıyorum arkadaşlar. Çünkü ova şu anda hamladığı için bir sakatlık çıkabilir. Oy, nereye geçtin? Evet arkadaşlar, atınızı durduramazsanız karşı tarlaya geçersiniz böyle. Yuvarlak çiziyorum. Arkadaşlar ilk başta hızlı olduğu için çarpışmayalım. İlk başta yuvarlak geniş olacaktı hızlı gittiği için atınız. Daha sonra çeke yuvarlağı çize ne olacak? Yuvarlak küçüldükçe atınız yavaşlayacaktır. Oh arkadaşlar. Eymen bir geçti. Bizi toza boğdu. Öyle olunca gözüme de toz kaçtı. Atın iki kulağının arasından size görüntü çekiyorum arkadaşlar. Vay! Yavaş! Hemen ilk yardım ekibi müdahale ediyor. Olaya intikal ediyoruz. Ne oldu? Tamam hadi gidelim. Zaten bitirmiştik değil mi safariyi? Eymen yürümeye karar verdi. Bu arada arkadaşlar demin bahsettiğim elektrik telleri. Gözüküyordur umarım. Domuz gelip de mısırları mahvetmesin diye. Bakın ne kadar güzel maşallah. Eymen nasıl durum? Ha? Alp'e mi kızdın? Biraz oynuyor değil mi bugün? Olur o kadar. Ha? Oynamaz, sorun değil mi? Ney sorun? Eğer mi? Hayır. Ney? Bugün bir gıcıklık yapıyor bana. Bugün bir gıcıklık sana gıcıklık yapıyor. Evet. Günü gününe uymaz diye bir laf var bilir misin? Her gün at aynı karakterde olmuyor maalesef. Bazen de ova bana gıcıklık yapıyor. Sabahtan beri yıkadım, şey yaptım, bekliyorum. Karşılığı bu olmamalıydı. Öyle mi? Arkadaşlar sabahtan beri yıkamış, tımarlamış, ilgilenmiş Alp'le. Eymen atıyla ilgilenmiş. Ama karşılığı bu olmamalıydı. Safari de beni memnun edemedi diyor. Dört nalda falan çok oynadı. Ama her zaman aynı olmaz canım. Olsun, bugünlük de böyle olsun Eymen. Ona rağmen çok güzel geçtin ya. Orada bizi var ya, eze yazdın ha. Ha? Şey olduk. Toz dumana kattın gittin. Gözlerim kapandı. Allah'tan ova önünü görüyor da düşmedik. Değil mi? Evet. Güzel geçtin de. Sen orada niye duramadın, karşıya geçtin? İkili olunca. Zapt edemedim. İki dizgin. Arkadaşlar tek dizgine alışmış Eymen. İki dizginle ben git bir de öyle dene zapt edersin dediğim için. Evet, bir de o üstüne katlandı, bir de gıcıklığı var. Karşıya geçtiniz. Bir de bak videonun konusu ne biliyor musun?
Attı durduramazsanız, arazide kaçırırsanız nasıl durduracaksınız? Yuvarlak çizerek duracaksınız dedik. Adam freni patladı karşıya işte. Arkadaşlar olması gereken yuvarlak çizmemiz. Bu eğmenin yaptığı değil, yuvarlak çizerek durdurmak. Siz de karşıya geçmeyin yani. Allah muhafaza. Karşı taraf uçurum olabilir, asfalt olabilir. Ne olacak? Duramazsanız bir sakatlık çıkar Allah muhafaza. Var öyle bir tane video. Adam duramıyor, asfalta çıkıyor, direkt ayağı anında kayıp düşüyor arkadaşlar. Atların ayaklarının altındaki nal asfalta göre değil, arazi zeminine göre, araziye göre tasarlanmış. Pimli nal kullanmadığımız için asfalt çok sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu yuvarlak çizme metodunu da uygulayın. Yani bunlar aslında, bu yuvarlak çizme durdurma falan. Ben bunu acemiyken Safari'de altında bir tane kır Arap atı vardı. Ta o zamandan biliyorum. 5 sene önce falan kaçırmıştı yani beni. Bu taktiği belki 5 senedir ilk defa yapıyorum. Birden aklıma geldi, yapayım dedim yani. Biz bunu manejde teknik olarak yapıyoruz. At çalışsın güzelce kasları diye, sağını solunu bilsin diye. Ama arazide de bunun için kullanabilirsiniz. Her yerde testleri işlemez. Bazı atta durmaz arkadaşlar. Böyle daireyi ufaltarak atınızı yavaşlatırsınız. Ve Allah'ın izniyle düşmezsiniz. Ben onu yapmıştım o zaman. Biliyordum tekniği. Öyle yaparak durdurdum. Ve buna da birkaç kere de şahit oldum. Daha önce de zapt edemeyen seferde arkadaşlarım olmuş. Yuvarlığa çizdin mi at mecbur alanlar alınca duruyor yani. Bunun da bir şey, kelebek etkisi gibi bir şey yani. Ne etkisi? Bir bumerang mı diyelim? Girdap mı diyelim? Öyle bir şey arkadaşlar. Girdap olabilir. Girdapta da alan küçüldükçe hızlanıyordu sanki. Arkadaşlar bunun etkisi neyse yorumlara yazın. Bu arada hava karardı. Eymen, tam ezan okunmadan dönüyoruz değil mi? Bir şey demek istiyor musun? Kapanış yapalım. Görüşürüz dedi bakalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Süpersin. Arkadaşlar Eymen istedi, benim istememe gerek kalmadı. Kanala abone olmayı unutmayın dedi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz Eymen'cim. Çok güzel dörtnal videolarını da takipçilerimiz izlesin inşallah. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle rica ediyorum, maşallah demeyi unutmayın atlarımıza ve bize. Atlar çok nazara gelen hayvanlar. Hemen nazara geliyorlar. Maşallah derseniz nazar yine değebilir ama hafifler de değer. Allah bilir. Evet, ayçiçeklerini de şöyle çekeyim. Son olarak ayçiçekleri bize sırtını döndü. Niye geç geldiniz diyor. Bize yüz vermiyorlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.